Merhaba herkese. Hula hoop severler ve sevecek olanlar hoş geldiniz. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Klasik tabii, ben daha yeni açtım ama böyle boş boş kameraya bakmamak için konuşmak istedim. Biraz bekleme süremiz var. Size yeni arkadaşımız. Hey! Yeni friend, yeni arkadaş bugün geldi. Şiva'nın gözdesi oldu ama aslında benim oyuncağım değil mi Şiva? Şiva uyuyor şimdi. Bugün yoruldu Şiva. Keyifler nasıl? Bugün nasıl gidiyor? Her şey dengeli mi? Karşınıza çıkan olaylar karşısında tepkileriniz nasıl? Hiç baktınız mı? Gözlemlediniz mi? Çünkü karşımıza çıkan her şey, her olay, her dakika böyle süper, wow, güzel şeklinde olmuyor. Başımıza bazı aksilikler çıkıyor. Örnek vereyim. Evde bir tane cihazınız bozulabilir. Ne bileyim, dışarıda işle ilgili, biriyle ilgili bir sorun yaşamış olabilirsiniz. O anda, yani karşımıza çıkan sorun anında verdiğimiz tepki ne durumda? Ben açıkçası bu ara buna çalışıyorum. Siz buna mindfulness deyin. Yok, ben mindfulness beğenmiyorum. Herkes zaten bu konuyu konuşuyor. O yüzden başka bir at koymak istiyorum deyin, meditasyon deyin ama bir şey değil bence. Çünkü karşımıza çıkan, dediğim gibi, her olay böyle güllük gülistanlık, Pollyanna dünyası olmuyor. Gerçekleri konuşmak gerekirse. Ve deneyimlerime dayanarak, ben tabii bu konu uzmanı değilim. Ciddi bir süreç istiyor. Ben sadece bu konuda kendimi geliştirmeye çalışan seeker diyebiliriz. Bir sonraki seviye bilemiyorum. Ama araştırmayı seven bir insanım. Gerek işte hayattaki tepkilerimizi dengede tutmak olsun, gerek kendimizi zihinsel ve bedensel geliştirmek olsun. Bu konuya çok kafa yoruyorum. Bu konuyla da ilgili çok fazla eğitim aldım. Ama tabii her programda bunları dile getirmiyorum. Şu an aklıma gelmişken söylüyorum. Benim için nefes çok önemliydi öncelikle. Nefes üzerine bayağı bir eğitim aldım ki hala öğrenciyim. Beyin neuroscience'la ilgili yine kendim çok fazla article okuyorum. Sürekli araştırıyorum açıkçası insanı. Kendimi anlamaya çalışıyorum. Çünkü eğer kendi beynimi, kendi ruhumu, değil mi, kendi düşüncelerimi anlarsam sizi anlayabilirim. Tabii bunu bize biraz şöyle duruşumu düzelteceğim. Ya, bunu bize okulda maalesef öğretmiyorlar. Yani bir ilkokulda, işte ortaokulda, işte lisede kimse size sınav öncesi tutup ya Melisa bak böyle bir nefes pratiği var. Sen bu nefes pratiğini yaparsan sınavda daha rahat edeceksin demedi bana. Şu anki eğitim sisteminde de bu tam oturmuş değil. Çünkü ben kolejlerde de yoga üzerine, işte hula hoop fitness, dans üzerine eğitimler verdim. Yani en iyi kolejlerde bile kişisel farkındalık, çocukların olsun, bizlerin artık, bizler büyük, bireysel anlamda kendimizin nasıl farkında olacağımızla ilgili bence eğitimler çok yetersiz ülkemizde. O yüzden bireysel olarak bayağı bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Beynimizi anlamak için, organlarımızı anlamak için, tepkilerimizi anlamak için, düşüncelerimizi anlamak ve kontrol etmek adına. Bu arada katılanlara hoş geldiniz. Arada yine isim okurum. Yani içeride yaşadığımız hayatla dışarıda yaşadığımız hayat arasında bir denge kurmazsak eğer sistem biraz bozulmaya başlıyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben bu işin hani beyin uzmanı değilim. Yani bir cerrah değilim veya neuroscience uzman değilim ama dediğim gibi nefes konusu olsun, beyin konusu olsun. Hani ne zaman ben farkına vardım ki bu farkına varmam üniversitede bizim yoga kulübümüz vardı. Oraya üye olmamla başladı. O zamandan bu yana hem gönüllü volunteer olarak çalıştım yoga işinde olsun, işte kendi kişisel farkındalık konularında olsun. Birçok seminerlere katıldım. Artık hala okuyorum işte sertifikalar gerekti. Kağıt üzerinde aldık. Ama işin özü aslında bu sertifikalar, eğitimler tamam güzel, hoş ama kendimizi şu an mesela anlayabiliyor muyuz? Mesela siz. Çok
Şöyle bir derin nefes alalım. Derin nefes verelim. Şimdi her şeyden uzaklaşıp sen sadece nefesin sesini dinleyebiliyor musun? Ne kadar basit değil mi? Nefesin sesini dinle. Ne var ki ya? Dinlerim. Değil mi? Nefesinin sesi. Nefes aldım. İşte nefes verdim. Dinliyorum. Bu arada sesim geliyor mu? Bir şuradan kontrol edeyim. Ses geliyor mu? Ben bu kadar konuştum ama arada bir onu kontrol etmeye çalışıyorum. Sesim geliyorsa biri el sallasın. Neyse ben konuşmaya devam edeyim. Nefes aldım, sesini dinledim. Ondan sonra nefes verdim, sesini dinledim. Evet, ben şu an çok güzel odaklandım. Sesini dinledim ama ben bu nefes pratiğinden çıktıktan sonra bu nefes pratiğini yaptım. Çok güzel geçti. Sabah da meditasyonumu yaptım. Meditasyon köşeme oturdum. Bir güzel nefesi aldım. Biraz daha aldım. Nefesi verdim. Nefesi aldım derin. Tuttum. Nefesi verdim. Nefesin sesini dinledim. Peki sonra ne oldu? Ben bu meditasyon köşesinden çıktım, kalktım, dışarıya çıktım. Bir tane aksilikle karşılaştım. Ben karşılaştığım bu aksilik esnasında acaba sabah meditasyon köşeme oturduğum andaki huzuru hissedebiliyor muyum? İşte bu çok önemli ve çok zor, çok zor diye diyorum. Moral çöküntü, çöküntü yaşatıyorum. Evet zor ama bence pes etmeyin. Varsa bir meditasyon köşeniz veya meditasyon yaptığınızı hissettiğiniz bir eylem de olabilir. Sizi kimse, ben de veya kimse tutup zincirleyip bir meditasyon köşesi işte yastığa oturtup meditasyon yaptıramaz. Yapamıyorsanız eğer ne bileyim kitap okumak meditasyon olabilir, movement meditation olabilir. Birçok teknikler var aslında odaklanmayla ilgili olarak ki birazdan çevireceğimiz hula hoop fitness dans da bunlardan birisi olacak. O birazdan movement meditation'a giriyor. Kendinizi sadece o an yaptığınız işe odaklıyor musunuz? Aslında programın başındaki konu da buydu. Farkındalık şu anda kalabilmek ki insan beyni içinde bulunduğumuz anda kalmak üzere evrimleşmedi arkadaşlar. Bunun farkındalığıyla olaya yaklaşırsanız her şey daha güzel olacak bence. Niye katılanlar var? Arada böyle bir yaklaşıyorum. Kurbağa gibi dedi. Yani birileri katılıyor. Ben bir hula hoop'umu getireceğim. Genelde programa bir önceki programda da aynısını yaptım. Nefes, anda kalmak bu gibi konulara değiniyorum. Çünkü biz bunu unutuyoruz. İnanın ben de unutuyorum. Gün içinde öyle bir olayla karşı karşıya kalıyorum ki o olay beni içine çekmeye başlıyor. Bunu zaten kendi ülkemizde yaşarken görüyoruz yani. Bir an çok huzurlusunuz, yolda yürüyorsunuz, bir şey sizi içine çekiyor. İşte o anda dışarıdan gelen tepki ve sizin içinizdeki o anlık, o mutluluk ve dışarıdaki o negatif şey çarpışmaya başlıyor. Tamam mı? İşte siz orada ne yapıyorsunuz? Asıl önemli olan da bu. Tamam. Buradan hula hoop'a bağlayacağım yine. Çünkü hula hoop çevirmek de bizim, yine önceki derslerde bahsetmiştim, içsel dünyamızla dış dünya arasında denge kuran bir toy, oyuncak, hobi diyebiliriz. Hula hoop dans ve fitness. Hula hoop çevirirken kendimden örnek vereyim. Ben başka hiçbir şey düşünmüyorum. Hula hoop çeviriyorum ama hula hoop çevirirken örnek vereyim. Bugün beni çok sinir eden, sinirlerimi bozan bir insanı düşünmüyorum. Çünkü artık o benim hiçbir şekilde bu dünyamda yok. Bir şekilde çıkıyor. Ne sağlıyor bunu? Hula hoop çevirmek sağlıyor. Bir noktaya odaklanmanız, bir noktaya odaklanmanız sayesinde dışarıdan size etki eden, dışarıdan sizi rahatsız eden güçler bir anda yok oluyor. Tabii bunu hiçbir şey yapmayarak elde edemiyoruz. Şimdi nefes kontrolüne biraz geçeceğim. Aralarda bekliyorum yine. Programı bugün biraz daha uzun tutacağım. Çünkü artık
Bir güzel haber vereyim, artık benim internetim var. Artık Mesa'nın interneti var. Ve çok mutluyum. Şimdi hemen konunun başından buraya kadar neler işledik? Özet geçiyorum. Farkındalık dedik. İç dış denge dedik. İç dünya ile dış denge arasındaki dış dünya arasındaki dengeden bahsettik. Yine nefesten bahsettim ki niye hep nefesi koyuyorum biliyor musunuz? Çünkü bir konuya odaklanmak için nefes bizim en hissedilebilir beş duyu organımızla hissedilebilir bir nesne olduğu için. Ben size tutup mesela git sen yeni başladın, odaklanma problemi yaşıyorsun. Sen gözlerini kapa şimdi bir okyanusun oradasın ve işte güneş geliyor seni ısıtıyor dersem sen afallarsın şaşırırsın. Ama ben sana dersem ki nefesine dikkat et, nefesin sesi var. Sen çok rahat bir şekilde nefese gelebilirsin. Şimdi yavaş yavaş konuyu hula hoop'a bağlayacağım. Bugün hula hoop çevirirken nefes kontrolünden bahsedeceğim. Çünkü hula hoop çevirirken de nefes tutan öğrencilerim oluyor. Hula hoop. Yeni katılanları gördükçe ben darara, Space Jam. Hula hoop. My hula hoop. Hula hoop çevirirken nefes tutan öğrencilerim oluyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Siz evet, stresliyken nefes tutuyor olabilirsiniz ki hula hoop çevirmeye yeni başladığınız zaman da muhtemelen stresli olduğunuz için bu şekilde bir göğüs nefesi. Böyle kendinizi kasıyorsunuz ve hula hoop çevirmeye çalışıyorsunuz ki hemen konuya geçiyorum. Hula hoop çevirirken nefes kontrolü. Yastığımızı alıyoruz. Şimdi buradan bir tanesini alıyorum. Görünüyor mu? Görünüyor. Bir kamerayı ben bu tarafa çekeceğim. Hula hoop çevirirken sizin beni daha rahat görmeniz için. Hava mı kararıyor? Evet, sanki hava daha erken karardı ve çekme açmam lazım. Bakalım. Görünüyor muyum? Hula hoop çevireceğiz yeni katılanlar. Bir ışık açsam mı? Açalım mı? Nasıl? Yine. Derin nefes aldım. Derin nefes verdim. Pratiğe başlamadan önce mutlaka nefesini kontrol ediyorsun. Aldığın nefes, verdiğin nefes yumuşak, derin ve nefesi takip ediyoruz. Şimdi birlikte hula hoop ve nefes kontrolü konumuza giriyorum. Siz de hula hoop'unuz varsa bana katılabilirsiniz. Eğer hula hoop'unuz yoksa beni izleyebilirsiniz. Tamam? Ayaklarım kalça genişliğinde açık. Nefes al. Aldığın nefesle alt karnı içeri çek. Göğüs kafesini açtın. Bu kadar değil. Bu yeterli. Omuzları düşür. Ve nefes ver. Hula hoop'u iki yandan tutuyorum. Nefes aldım. Alt karın içeride. Göğüs kafesi. Nefes verdim. Tekrar burundan nefes al. Verebiliyorsan burundan nefes verdin. Ben bir gözlerimi açıyorum. Arada siz de gözleriniz kapalıysa eğer açabilirsiniz bana bakmak için. Şimdi nefes aldım. Gözleri yavaş yavaş açın. Nefes aldım. Aldığım nefesle yukarı doğru uzanırken omurgamı hem yukarı uzatmış, her vertebrayı açmış oluyorum. Hem de hula hoop'u yukarı, biraz daha geriye gidebilirim. Yukarı kaldırıyorum. Burada tekrar bir derin nefes, nefes al. Nefes verirken yavaşça hula hoop down, aşağı. Eğer ağır hula hoop'la çalışmak istiyorsanız ki ona döneceğim ben şimdi. Ya bugün ne güzel canlı kesilmiyor ya. Ben bir şey söylemiş, şey olmuş bende. Ne denir? Çaresiz çartlama mı? Çaresiz çartlama. psikologlar daha iyi bilir. Öyle bir şey olmuş. Sürekli böyle şeye bakıyorum ben. Kameraya bakıyorum. Acaba internet kesildi mi, durdu mu? Acaba kesildi mi, gitti mi? Çünkü canlı yayını kaydettikten sonra genelde yarısı olmuyor. Mesajlar geliyor. Hocam canlı yayını ne oldu diye. Bugün yani umarım tabii beni utandırmaz internet. Bugün güzel. Şimdi yeni başlayanlar için de bugünkü konumuz hula hoop, daha doğrusu hula hoop
pratiği yaparken, bugün çok hemen çevirmeye geçmeyeceğim. Çevirmeyi sonra yapacağız. Slow pratiği yaparken nefes kontrolü. Hemen şimdi ben de daha fazla nefesini tutmadan nefes alıyorum. Alt karın içeride, ayaklar kalça genişliğinde açık. Göğüs kafesini açıyorsun. Ve burada tekrar nefes aldım. Nefes verdim. Bugün nefesi burnumuzdan vermeye çalışıyoruz. Ve prana enerjisi, içsel enerji, yani Sanskritçe bu arada. Türkçesini söylüyorum. İçsel enerjimizi uyandırıyoruz. İlgisi olanlar, Sanskritçe kelimeler bana sorabilir bu arada. Tamam. Şimdi nefes al. Nefes verdim. Bakın nefesin sesi sesli. Nefes burada sesli. Nefes al. Kolları yukarı uzat hula hoop'la birlikte. Bu hula hoop benim 1,6 kilogram. Bu hula hoop'tan almak isteyenler linkini ben genelde açıklamalar kısmında YouTube'da ve Instagram'da daha çok YouTube'da yazıyorum. Amazon'dan aldığım bu hula hoop'un linkini sizlerle YouTube'da her videonun altında yazan açıklama yazan kısımda paylaşıyorum. Oradan alabilirsiniz. Nefes verdim. Nefes al, kolları yukarı uzat. Şimdi biraz daha derin nefes alıyorsun. Hafifçe kaldır çubukları yukarı. Kaldır, kaldır, kaldır. Bir, beşe kadar sayıyorum. İki, üç, dört, beş. Nefes ver. Topukları indirdim. Beş kez tekrarlıyorum. Hazır. Yandan gösteriyorum. Nefes al. Topuklarla birlikte hula hoop yukarı up, up, inhale up, up, yukarı up. Hold it and down. Nefes al. Yukarı uzan. Topuklar up, up, up. Hula hoop is up. Up and down. Bıraktım. Eğer zemin sert gelirse, burada kullandığınız zemin, yoga meti serebilirsiniz. Hatta yoga meti serelim mi? Ben de sereyim. Tekrar yaklaşıyorum. Kurbağa Melisa geldi. Selam Marek Zahar. Selam. Bugün Türkçe yapmayı planlamıştım. So, today I plan to talk in Turkish language. As much as I can. So, Türkçe anlatıyoruz. Turkish. Yoga metimle geliyorum. Bir tane yoga meti seriyoruz. Size müzik. Ama sanırım bu mikrofon varken müzik gelmiyor ya. Onu ben ayarlayamadım. Her şeyi kendim ayarlıyorum diye ego yapayım. Bazı aksaklıklar oluyor. Kusura bakmayın. Bir takım aksaklıklar yaşıyoruz. Ama zamanla o aksaklıklar da oturacak. Şimdi hula hoop'unuzu alıyorsunuz. Varsa evde hula hoop'unuz lütfen pratiğe katılın. Lütfen. Daha yumuşak bir zemin seçtim. Nefese dönüyorum. Bugün çok fazla nefes kelimesini kullanacağım. Nefes aldım. Yukarı uzan. Şimdi topukları up, yukarı. 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, up, 4, 5, down. Biraz daha hızlı yapıyorum. Up, down, up, down, up, down, up, down. Son up. Down. Şimdi burada ne yaptık? Neden bu pratiği yaptık? Bu pratiği yapma sebebimiz belde hula hoop çevireceğiniz zaman panik olma riskinizi düşürmek. Tamam mı? Aldım nefesi. Hula hoop'u yukarı doğru uzattım, kaldırdım. Nefesi verdim. Artık biraz sakinleştik, tamam mı? Şimdi nefes kontrolünü bu sefer daha farklı bir hula hoop hareketinde yapıyoruz. Nerede? Waist hooping, belde hula hoop çevirirken biraz ben bu tarafa kayacağım. Evet. Şu kamerayı kaydırma işini. Tamam, oldu galiba. Oldu mu? Kameramızı da kaydırdık. Şimdi neydi konumuz? Nefes kontrolü. Ne yaparken? Hula hoop çevirirken.
Şimdi benim yeni başlayanlarda gözlemlediğim şeylerden birisi hula hoop'u ilk aldığınız zaman şunu yapıyorsunuz. Bu şekilde kendinizi kısıyorsunuz. Bu ne yapıyor? Göğüs nefesi. Tavşan nefesi diyoruz biz ona. Ve ne oluyor? Sonra hula hoop düşüyor. Tamam, sakin oluyoruz. Bakın çok önemli, çok önemli bir tiyo mu denir? Öyle mi diyoruz? Çok önemli bir bilgi veriyorum sizlere. Eğer nefes kontrolünü sağlarsanız, hula hoop'u çok daha rahat çevirirsiniz. Birlikte deneyelim. Al nefesi. Bakın nefes aldığın için derin, karın kasların, kor bölge şu an engaged, yani daha aktif oldu. Al nefesi, nefesi aldın. Karın kaslarını sıkıyorsun tabii, sanmıyoruz bu arada. Nefes al. Karın kaslarını sıkıyorsun. Kolları yukarı kaldırdım. Ve nefes verdim. Nefes al, al. Nefes ver, al. Nefes al, al. Nefes ver, al. Bakın nefesi alırken siz de hissediyorsunuzdur eğer benle pratik yapıyorsanız. Nefes aldığınız zaman siz kendinize alan açıyorsunuz. Space, create a space, yani alan açıyorsunuz. Nerede alan açıyorsunuz? Göğüs kafesi, bakın göğüs kafesi ve pelvis arasında. Göğüs kafesimiz burası, pelvisimiz burası. Nefesi aldığınız andan itibaren hemen gösteriyorum, biraz yaklaşıp. Bakın gördünüz mü? Bu nefes almadan önce nefes aldım. Göğüs kafesi ve pelvis arasında bakın alan açtım. Burada alan açtığınız için karın kaslarınızı çok daha rahat kullanacaksınız. Bir daha deneyelim. Tadala. Yeni bir hareket buldum. Sonra nefes aldım. Al nefes, nefes al. Kollar yukarı. Şimdi biraz sesimi fısıldayarak konuşacağım. Tamam mı? Dikkatimiz içimizde. Kollar yukarıda kaldı. Yan dönüyorum. Siz de deniyorsunuz. Ve burada aldığınız nefes, verdiğiniz nefese eşit. Bir daha deniyorum. Nefes al. Nefes ver. Şunu yapabilirsiniz. Aldığınız nefes, verdiğiniz nefese eşit olması için şunu yapalım hemen. Sayıyorum. Al nefes. Nefes al. Bir, iki, üç, dört. Nefes ver. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Siz bunu benden muhtemelen daha kolay yapacaksınız. Çünkü ben bir yandan konuştuğum için. Tamam. Tekrar deniyorum. Nefes al. Dörde kadar sardım. Nefes ver. Hatta ben şu an bir şey keşfettim. Nefes alırken hula hoop'la sayıyorum. Yani hula hoop bir spin attığında bakın şöyle gösteriyorum. Nefes aldım. 1, 2, 3, 4. Nefes ver. 1, 2, 3, 4. Tekrar. Burası anlaşıldı mı? 1, 2, 3, 4. Nefes ver. Yani her hula hoop bir spin attığında ben nefesi parçalara böldüğüm için bakın daha yapıyorum. Hazır. 1, 2, 3, 4. Başlıyorum. Nefes al. 1, 2, 3, 4. Nefes ver. 1, 2, 3, 4. Bir daha nefes al. 1, 2, 3, 4. Nefes ver. 1, 2, 3, 4. Nefes al. 1, 2, 3, 4. Nefes ver. 1, 2, 3, 4. Nefes al, bir terliyorum. İki, ateş elementi. Üç, dört. Nefes ver, bir, iki, üç, dört. Hadi relax. Şimdi biraz rahatlıyoruz. Rahatlarken de ben şu yoga mesini biraz yakınlaştıracağım. Bu son yaptığım pratik bana çok iyi geldi bu arada. Nedenini de size anlatacağım. Bir yudum su içeceğim. Yapacağım, edeceğim, içeceğim. İçeceğim. Bardakla su içtikten sonra.
Hani şey yaptık ya, Hulu çevirirken ne yaptık bir daha gösteriyorum. Çeviriyorduk. Şurada şöyle çevirdiğimi düşünün, tamam mı? Belimde. Ne yaptım? Bir, nefes al. Bir, iki, üç, dört. Nefes ver. Bir, iki, üç, dört. Burada Sanskritçe Agni dediğimiz, Agni ateş demek. Ateş elementini ki sizin bildiğiniz ateş nedir? Mum alevini düşünün. İşte o ateşin aynısı. Belki biraz garip gelecek ilk duyduğunuzda şu an. Ama bu bir gerçek bilgi. Araştırabilirsiniz. Ya birçok makalede de yazar. Bu daha çok Hintli veya İngilizler veya Avrupalılar da çok meraklı. Bu konuyla ilgili işte Sanskritçe elementlerle ilgili çok fazla makaleye de ulaşabilirsiniz. Aslında ateş elementi bizim içimizde de var. Yani gözle görülmese de siz Agni, ateş elementini kendi bedeninizde, nadilerde de aktive ettiğiniz zaman ateş gibi yanar ve siz de tüm negatif işte organlarınızda, tamam, karaciğerinizde toksik madde vardır, hücrelerinizde, kanınızda vardır, hormonal dengeniz bozuktu. Bu ateş elementi bildiğiniz ateş gibi buradan böyle her şeyi yakıp temizlemeye başlıyor. İşte az önce yaptığımız hula hoop da hula hoop çevirirken nefes kontrolü de aslında bu amaçla yapıldı. Tamam. Şimdi yaklaşıyorum. Şöyle yaklaşacağım. Biraz daha yaklaşalım. Hiç katılan oldu mu? Yani buradan katılan var da. Selam Filiz bu arada. Oradaysan hala. Bazıları değiş, bayağı değişik takma isimleri bunlar. Hani Filiz, Ahmet, onlar okey. Marek, Sahar ama bazı isimleri okumakta zorlanıyorum gerçekten. Herhalde gerçek isimler değil bunlar. Yani diğer okuyamadıklarım için söylüyorum. Kaç dakika yapmışız? Bugün gerçekten çok mutluyum. Şey kesilmeyecek. İnternet kesilmeyecek. Öyle umuyorum çünkü interneti değiştirdik. Sorusu olan var mı peki? Yoksa ben biraz daha geyik yapıp programı öyle mi kapatayım? Geyik. Bugün bu arada hava çok soğuktu burada. Yani soğuk havadan şikayetçi olmak istemiyorum da. Sabah soğuktu. Ama sonra vücut alışıyor ya, değil mi? Soğuğa da alışıyoruz. Sıcağa da alışıyoruz. Her şeye insanoğlu alışıyor. Ama alışa alışa bugünlere geldik. Dur bakayım şuradan. Birileri daha var. Evet. Güzel. Katılımlarımız artmış. İnternet kalitesi artınca tabii dermişim. Aslında benim için gelmiyorsunuz. İnternet güzel olduğu zaman değil mi? Güzel çekim olduğunda. Peki bir soru sorayım ondan sonra kapatayım. Hula hoop temini yapan var mı? Dün tabi DM bu arada bayağı arttı. YouTube'dan da görenler oluyor sanırım beni. Artık yavaş yavaş tanınıyorum. Zaten aslında bu işte de şöyle söyleyeyim. Hula hoop çevirmeye ben 2010 yılında başladım aslında. Onu da başka bir programda tekrar anlatayım. Başladım ama o zaman sosyal medya hani benim Instagram'ım yoktu. 2010'da var mıydı Instagram? Yok muydu? Yoktu herhalde. O zaman benim internetim bile yoktu. 2010 yılında hadi biraz anlatayım. Ben Bodrum'da yaşıyordum böyle bir dağ başında, Bağlı'da. Ve bir tane hula hoop almıştım kendime. Hadi çevireyim diye bir heves ettim. Daha önce de işte üniversitede öğrenciyken bir festivalde görmüştüm. Böyle yabancılar vardı işte. Onların hula hooplarını görünce özenmiştim. Aklımda kalmış işte bilinç altında neyse. Hani dedim ben de hula hoop çevireceğim ama bu şekilde hani her şeye kolay erişebileceğimiz bir internet yok. Nasıl diyeyim, bu kadar her şey ulaşılabilir değildi. Ben de gittim kırtasiyeden işte aldım denemek için. Yok düşüyor yani, hula hoop düşüyor. Bir hafta boyunca hula hoop düştü, ben çeviriyorum o düşüyor. Tekrar alıyorum, ben çeviriyorum o düşüyor, o düşüyor ben çeviriyorum derken bir hafta öyle bitti. Siz çok şanslısınız şu an. Benim zamanımda Türkiye'de böyle hani hula hoop çeviren
Sosyal medyada yoktu. Zaten sosyal medyaya bu şekilde kolay ulaşamıyorduk. İnternetim yoktu diyorum size. Yani kotalı bir internetim var, o da yani kesiliyordu. Neyse. Ne çektin de Melisa? Gerçekten çok şanslısınız ama yani Hula Hoop şu an öğrenmek istiyorsanız bakın burada ben Hula Hoop'um. Her şey hazır. Şeyi söyleyecektik. Unuttum ya. Kendi kendime böyle konuşunca da. Bu sefer de bugün katılım sayısı fazla. Soru soran sayısı az. Geçen de neyse hepsi birbirinden farklı olacak artık. Alışalım buna. Şimdi niye değil mi kızıyorum, eleştiriyorum. Buna da şükür. Her şeye şükür. Hula hoop temini için eğer hula hoopunuz yoksa yine tekrar ediyorum. Bunu özellikle tekrar ediyorum sonradan katılanlar için. Amazon'dan alıyorum ben hula hoop'umu. Buna özellikle çok memnunum. Hula hoop fitness için de çok uygun dans için. Bu biraz da bir ağırlıklı hula hoop. Bilginiz olsun. Arkada şurada duranlar kadar hafif değil. Onlar zaten başlangıç için hiçbir şekilde uygun değil. Bunu Amazon'dan alıyorum. Linkini de YouTube'da her videomun altındaki açıklama kısmına ekliyorum. Oradan görebilirsiniz. Buraya da ekliyorum. Bazen atlıyorum. Instagram'a küsüm dermişim. Instagram beni sevmiyor çünkü. Böyle. Ben kapatıyorum yavaş yavaş. Karnım da acıktı. Bu arada kapatmadan önce dün Egemen'in doğum günüydü. Bugün de yıl dönümümüz. Yıl dönümümüz. Görüşürüz. Kendinize iyi davranın.